Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Değerli izleyicilerimiz, Bir İz Bırakanlar programıyla yine huzurlarınızdayız. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin vefatının 53. yıl dönümü ve bu yıl dönümünde onu rahmetle, minnetle anıyoruz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hem hayatından, mücadelelerinden, eserlerinden, eserlerin muhtevasından ve çok önemli bir dönemeçten geçen ülkemizde onun milliyetçilik anlayışından anlatmaya çalışacağız. Misafirimiz eğitimci yazar Doktor Cafer Kaysıcı Bey. Efendim, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Teşekkür ediyorum Muhammed Bey. Bu programa beni davet ettiğiniz için. Asrımızın büyük alimi Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatını anlatma şerefini bana verdiğinizden dolayı ben de şahsınıza ve televizyonunuza teşekkür ediyorum. Katılımınız dolayısıyla özellikle teşekkür ediyoruz. Evet, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hayatından bahsedeceğiz. İsterseniz Bediüzzaman ne demektir, nerede doğmuştur, çocukluğu, tahsil hayatı, girizgah olarak, giriş olarak oradan bir başlayalım. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Muhammed Bey, tabii yani bir insanın hayatı önemlidir ama hayatında bıraktığı izler ondan daha önemlidir. Yani insan belki uzun yıllar yaşar ama hiç yaşamamış gibi olur. Çok kısa bir süre yaşar ama uzun yılların birikimini o kısa süreye sığıştırır. Evet. Ben de nasip olursa bugün sizlere evet üstadın nerede doğduğunu, nerede vefat ettiğini falan anlatacağım ama hayatından önemli kesitleri özellikle vurgulayarak anlatmak istiyorum. Esas zaten Bediüzzaman Hazretleri'ni anlamak bu asrımızda bizim için en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi. Çünkü yazmış olduğu Risale-i Nur Külliyatı Kur'an-ı Kerim'in bir mucize-i maneviyesidir. Bir anlamda tefsir. Tefsir, yani o manayı kastediyoruz. Zaten Risale-i Nur'u Kur'an-ı Kerim'in malıdır diyor Üstad Hazretleri. Evet. Benim değildir diyor. Ben de sizin gibi bir talebeyim diyor. Ve hakikaten de talebe olduğunu, yazmış olduğu eserleri yüzlerce defa kendisi okuyarak göstermiştir. Bu yani hayatında inandırıcı bir noktadır. Şimdi Üstad Hazretleri 1878 yılında Bitlis'in Hizan ilçesi, İsparit nahiyesi, Nurs köyünde dünyaya gelmiş birisidir. Doğuda doğması hasebiyle kendisine ilk zamanlarda Said-i Kürdi lakabı verilmiştir. Evet. Bu kendisinin Kürt olduğundan değil, tabii Kürt olsa da bizim için fark etmez ama Kürt olduğundan değil, Seyit'tir üstadımız, Arap'tır. Ama Kürt memleketlerinde meydana geldiğinden, doğduğundan dolayı kendisine Kürdi lakabı da verilmiştir. Yani bunu da bir parantez olarak belirtmiş olalım. Kendisi o mahlasla yazılar yazmıştır. Yazılar yazmıştır. Said-i Kürdi evet, mahlasıyla yani, yazılar yazmıştır. Nasıl ki Muhammed-i Konevi der gibi yani Konya'ya evet. ait, ismi nispettir yani Kürdi tabii. ifadesi. Yani illa o insanın Konyalı olduğunu, insanın İstanbul olduğunu gösteren bir şey değildir. O bölgeden olduğunu, o bölgeden olduğunu gösteren bir şeydir. Evet. Kaldı ki Kürt olsa da fark etmez, Türk olsa da fark etmez, Arap olsa da fark etmez. Zaten bugün kendisinin de davası olan, hayatının davalarından birisi olan müsbet milliyetin üzerinde inşallah durmaya çalışacağız biraz önemli sonra. Önemli olan insan olması. Kesinlikle. Ve iyi bir Müslüman olması. Bir de son devrin yetiştirmiş olduğu müceddidlerden bir tanesi. Olması yani. Evet. Fikirleriyle insanları ışıklandırıyor, nurlandırıyor, evet. aydınlatıyor. Evet. Yani bütün mesele burada zaten. Yoksa o olması, bu olması hakikaten o kadar önemli bir şey değil. Evet. Şimdi Üstad Hazretleri'nin ilk eğitimini ağabeyi Molla Abdullah'tan aldığını görüyoruz. 8 yaşındayken de Ta köyünde başlayan bir medrese eğitimi var. Evet. Ve 5 yıllık aralıklı tahsillerle devam eden bu medrese eğitimi böyle 2 aylık, 3 aylık, 5 aylık, 4 aylık veyahut da bazı birkaç günlük fasılalarla devam eden 5 yıllık tahsil hayatı en sonunda Doğu Beyazıt'taki Şeyh Mehmet Celali Hazretleri'nin medresesinden aldığı icazetle sona ermiştir. Evet. Yani yaşı kaçtır? Yaklaşık olarak 13 falandır. Ondan sonra henüz 14 yaşındayken kendisine biraz evvel programın başında sormuştunuz Bediüzzaman lakabı veriliyor. Ne şimdi demek Bediüzzaman? Zamanın eşsiz güzelliği, bedi güzel manasına gelir. Zamanın eşsiz güzelliği manasını kasteden bir ifadedir ve bir ilmi kisvedir ve ulemanın kendisine vermiş olduğu bir lakaptır.
Yani Bediüzzaman Hazretleri ben Bediüzzaman oldum veya ben Bediüzzamanım diye veya bundan sonra artık bana Bediüzzaman deyin şeklinde herhangi bir şeyi yok. Davası ifadesi yok. Ama şöyle diyebiliriz. Bediüzzaman evet. demek yani o zaman geniş anlamıyla itibariyle evet. zamanın eşsiz insanı. Eşsiz ilim güzelliği. Adamı. Evet. Eşsiz ilim adamı manasına geliyor. Farklı fikirler olan. Evet. Neden bu şey verilmiş? Dört tane tespit edebildiğimiz sebebi var bunlardan. Bir tanesi ilmi münazaralardaki başarısı. Daha küçük yaştayken ilmi münazaralardan hep başarıyla çıkmış. Yani ulemanın gözünden bu kaçmıyor. Zaten ulema onunla ilmi münazaraya giriyor. Ama her defasında Üstad Hazretlerinin onları ilzam ettiğini görüyoruz. İkincisi genç yaşta ulaştığı seviye. Henüz 13 yaşındayken müderris kisvesini giymiş. Müderris icazetini almış. Yani müderris günümüzün tabiriyle üniversite hocası manasındadır. Profesör. 13 yaşında. Evet profesör. Yani o yüzden genç yaşta giymiş olduğu ilmi kisve ve ulaştığı seviye Bediüzzaman olmasına sebep olmuştur. Bediüzzaman denilmesine sebep olmuştur. Üçüncüsü anlaşılması en zor konularda Üstad Hazretlerinin o meseleyi izah edebilecek bir kapasiteye ve güce sahip olması, ilmi güce sahip olması yine Bediüzzaman olmasının sebeplerinden olmuş. Dördüncüsü de mütalaa ettiği kitapları kolayca ezberleyebilmesi gibi sebepler. 3 ayda 80 tane kitabı mütalaa ediyor ve birçoğunu da ezberine alıyor. O dönem için yani tüm medresede okulan evet. derslerin tamamını 3 ay gibi kısa bir evet. sürede evet. ezberliyor. Bundan dolayı da tabii herkesin takdirini kazanıyor. Bir hafıza. Onunla ilgili olarak imtihana tabi tutuluyor, imtihanı geçiyor ve zamanın eşsiz güzelliği Bedisi manasında Bediüzzaman lakabı kendisine o günün evet. müderrisleri, ilim adamları tarafından veriliyor. Bundan sonra 2 yıllık bir Bitlis hayatı görüyoruz. Vali Ömer Paşa'nın konağında misafir kaldığı ve ilmi çalışmalarına devam ettiği Bitlis'teki 2 yıllık bir hayatı görüyoruz. Oradan Van'a geçtiğini ve 10 yıl Van'da ikamet ettiğini ve burada Horhor Medresesi'ni kurduğunu ve buradaki hayalindeki eğitim projesi olan Medrese-i Zehra'nın eğitim esasları ve yönetim şeklini tatbik etmeye çalıştığını görüyoruz. İnşallah Medrese-i Zehra'ya da biraz sonra sizin izninizle inşallah bir şöyle i̇nşallah. Girizgah yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. Ondan sonra 1907 yılında İstanbul'a teşrif ettiğini görüyoruz Üstad Hazretlerinin. O zaman merhum Abdülhamit Baş'ta kendisiyle görüşme arzu ettiyse de bir türlü o görüşmeyi gerçekleştiremiyor. Yani onun etrafını sarmalamış olan bir takım güçler merhum Abdülhamit'le Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bir araya gelmesine mani olmuş. Peki görüşseydi mabeyinden içeri girememiş. En son mabeyine kadar ulaşabilmiş ama günlerce bekletiliyor ama görüştürülmüyor. Peki görüştürülseydi ne olacaktı? Görüştürülseydi Üstad Hazretleri Medrese-i Zehra projesini merhum Abdülhamit Han'a sunacak ve ondan doğuda bir Şark Üniversitesi manasında Medrese-i Zehra'yı kurmasını, onunla ilgili ödenek tahsis etmesini ve yardım etmesini talep edecekti. Yani kendisi için bir şeye gelmiş değil, halk için, Osmanlı'nın birliği bütünlüğü için, devletin bekası için, kardeşliğin ve muhabbetin devamı için Üstad Hazretleri böyle bir yola başvuruyor. Eğer Medrese-i Zehra kurulursa bu İslam alemini birbirine bağlayan bir harç mesabesinde olacaktır. Görüşü kendisinde hakim olduğundan dolayı bu talebini padişaha iletmek için geliyor ama mabeyni aşamıyor ve bu projede maalesef ilk anda gerçekleşmiyor. Tabii akamete uğruyor ama Üstad Hazretleri pes etmiyor. Bediüzzaman Hazretleri pes etmiyor ve İstanbul'da kalıyor bir müddet. Bu arada Şekerci Han'ına yerleşiyor ve Şekerci Han'ın kapısına şöyle bir yazı asıyor. Daha doğrusu kaldığı odanın kapısına. Burada her suale cevap verilir, her müşkül halledilir fakat sual sorulmaz. Ama İstanbul'daki evet. efendim profesörler, o günkü hocalar, o günkü ilim adamları bu duruma kızmıyorlar mı? Hayır kızmıyorlar. Yani Üstad Hazretleri bir bakıma bir meydan okuma yapıyor. Yani herkes geliyor. Onu izam etmek için, onu mağlup etmek için hakikaten çok enteresan sorular soruyorlar. Hı. Ama her birisini mükemmel bir tarzda, ikna edici bir tarzda. Yani sadece izam değil, susturmak değil. Aynı zamanda ders verircesine ne yapıyor? Zamanın ulemasını da o noktada ikna ediyor. Ve her birisi mutmain bir kalp ile ne yapıyor? Üstadın yanından ayrılıyor. Böyle ama bir yazının yazılmasından dolayı şaşkınlığa uğruyorlar aslında. Kesinlikle bir o var. Genç birisi. Biraz da kaldıramıyorlar. Yani kendilerine evet. karşı bir muhalefet gibi görüyorlar. Yani evet. kendilerini devrin tabii. en büyük alimi gibi görüyorlar. Bunu kaldıramıyorlar yani. Neticede nefis taşıyorlar. Her insanın. Ve onu da mağlup etmek için evet. çok
Sıra dışı sorular soruyorlar. Her insanın bir anlaşılma süreci vardır. Evet. Üstad Hazretleri de kendisinin anlaşılması ve kamuoyu nezdinde dikkate değer bulunması için bu mücadeleyi yapmış. Esasında evet. Yani Şekerci Han'ın kapısına bu yazıyı asmasındaki maksatlardan birisi kamuoyun dikkatini kendi üzerine çekerek o padişaha ulaşıp da söyleyemediği Medrese-i Zehra projesini halka, dolayısıyla da padişaha bir şekilde ulaştırma gayretidir. Bunu görüyoruz evet. Ve şimdi tabii ilzam edilemiyor. Herkesi ikna ediyor, herkese cevap veriyor. Bu sefer o günlerde El Eser Üniversitesi'nin şeyhi, büyük müderrislerden Şeyh Bahit Efendi. Aralarında bir hadise oluyor, bir evet, hatıra var evet, galiba. Onu anlatacağım zaten, onu anlatacağım. Yani o İstanbul'da bulunuyor. Diyorlar ki ya Şekerci Han'ında bir genç var İstanbul'da, Şark'tan geldi. Hepimizi ilzam ediyor. Kendisini bir türlü ilzam edemedik, susturamadık. Veyahut da sizin biraz evvelki tabirinizle mağlup edemedik. Yani ilim adamlarının kendi arasındaki tatlı rekabeti diyeyim artık ben buna. Çünkü yani parayla pulla halledilen bir iş değil bu maalesef. Diyorlar ki hani sen şunu bir ilzam etsen yani. O da diyor tamam. Öyle bir ortam oluşturuluyor. Bir namaz, ikindi namazı ve öğle namazı çıkışında. Ve Şeyh Bahit Efendi'nin şöyle bir soru sorduğunu görüyoruz. Diyor ki, ma tegulu fi hakkil Osmaniyeti vel Avrupaiyeti. Yani Osmanlı ve Avrupa hakkındaki görüşün nedir? Ne dersin? Yani hakikaten o günün hem içtimai hem siyasi hem de sosyal bir olgusuna üçüne birden mükemmel bir sual bu. Yani soran da iyi soruyor. Tabi Üstad Bediüzzaman Hazretleri de şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki innel avrupaiyye hamiletun bil islamiyye ve setelidü yevmemma ve innel uthmaniyete hamiletun bil avrupaiyye ve setelidü yevmemma. Yani Avrupa bir Osmanlı'ya hamiledir. Evet. Bir gün onu doğuracak. Avrupa'da bir Osmanlı'ya, Osmanlı da bir Avrupa'ya hamiledir. O da onu doğuracaktır. Yani Osmanlı Avrupa'yı, Avrupa'da Osmanlı'yı kısa bir süre içerisinde doğuracak. İkisi de birbirine hamile. Ne demek istiyor? Yani işte günümüz bunun esasında en büyük tefsirini yapıyor. Yani Batı tüm şeyiyle İslamiyet'e koşarken, İslamiyet'e ilgi duyarken, kendi kötülüklerini bırakırken maalesef ülkemiz, güzel ülkemiz belki yavaş yavaş inşallah o şeyden de girdaptan da çıkacaktır ama ne olmuştur? Batı'nın ve Avrupa'nın birçok bozuk halini maalesef son zamanlarda kendi üzerinde yaşamıştır. İnansızlık cereyanı memleketimizde bir müddet boy göstermeye çalışmıştır. Ama Allah'ın ve Kur'an'ın izniyle bunların hepsi inşallah akamete uğramış ve uğramaya da devam edecektir. Yani Avrupa'nın İslamiyet'e ilgisini, İslam beldelerinin de Avrupa'ya olan olumsuz ilgisini vurgulayan bir cümledir ki Şeyh Bahit Efendi diyor ki bu gençle münazara edilmez. Yani ifadesi bu. Bu gençle münazara edilmez. Ben de diyor bu konuda aynı fikirdeyim. Fakat diyor bu kadar veciz, bu kadar manalı bir şekilde ifade etmek bu fikri ancak Bediüzzaman'a hastır diyor. Ve dolayısıyla Bediüzzaman lakamının kendisine yani Bediüzzaman Hazretlerine cidden hakkıyla verilmiş olduğunu o Eser Üniversitesi'nin o büyük şeyhi, rektörü de teyit etmiş oluyor, kabul etmiş oluyor. Yani bu da sizin o sormuş olduğunuz inşallah soruya bir cevap olur. Aynı zamanda bu sadece Şeyh Bahit Efendi'ye bir cevap vermek değil. O günden bugünü görebilmenin yani o günkü göz ile yani basiret ile bugünü evet bugünü görebilmenin de bir şeyidir ki bu da bir büyüklük emaresi olsa gerektir Allahu Teala'nın izniyle. Tabii isterseniz o dönemde bir de tımarhane falan geliyorum tam oradayız. Gidişi var. Evet. O noktada maalesef, bir izah edelim. Maalesef. Nasıl oluyor o ağaç? Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin çalışmaları bu minval üzerine devam ediyor. İşte ilzam devam ediyor. Ulemayla ihtilat var. Yani ihtilat birbirlerine karışıyorlar. Görüş alışverişinde bulunuyorlar. Üstad Hazretlerinin bu faaliyetleri özellikle o günün ekabir takımı yani padişahın etrafındaki o mabeyn ve taraftarlar tarafından evhamla karşılanıyor. Yani bu adamın derdi ne? Bu adamın sıkıntısı ne? Bu bizim başımıza iş açacak şeklinde bir korkunun içerisine, evhamın içerisine giriyorlar. Ve bu evhamı izale etmek açısından da Bediüzzaman Hazretlerini çağırarak ona bir tabiri caizse ihsanı şahanede bulunuyorlar. Yani padişahın eliyle kendisine bir takım ihsanlar veriyorlar. Yani sen şunu al, git memleketine git. Sesini de kes. Sesini de kes, artık fazla konuşma. Evet. Yani git işine bak. Yani hayatını yaşa, daha gençsin falan. Tabii yani bu tevhili istediğimiz kadar uzatabiliriz Muhammed Bey. Evet. Nihayetinde Üstad Hazretleri diyor ki yani benim şahsıma ait olan diyor ihsanı tacil etmeniz. Yani aceleyle bana vermeniz ama milletin hakkı olan ihsanı tecil etmeniz yani geciktirmeniz ne hikmete mebnidir diyor. Neden diyor bana rüşvet veriyorsunuz? Ben bu ihsanı kabul etmiyorum diyor. Onlar da bu bahaneyi iyi değerlendiriyorlar. Diyorlar ki sen padişahın ihsanı şahanesine karşı geldin.
Onu hafife aldın. Bunu hafife almak ya padişahımıza bir isyandır veyahut da deliliktir diyorlar. İlk önce hapishaneye, hemen arkasından da Toptaşı tımarhanesine kendisini kapatıyorlar. Ve bir müddet Toptaşı tımarhanesinde Üstad Hazretleri kalıyor. Tabi doktor raporu gerekiyor. Doktora da ciddi manada bir baskı var. Yani deli olduğunu ispat edecek bir rapor düzenlemesi. Doktora da baskı yapılıyor. Ama doktor geliyor. Bediüzzaman Hazretleri ile konuşuyor. Ve konuştuktan sonra da raporuna aynen şunu yazıyor. Diyor ki, Bediüzzaman Hazretleri deli ise bu dünyada akıllı kimse yoktur diyor. Evet. Yani raporuna vermiş olduğu sonuç şeyi budur. Ve ondan sonra da tabi Üstad Hazretleri tekrar hapishaneye gönderiliyor. Deli olmadığı raporlanınca. Ne zamana kadar? 24 Temmuz 1908'e, yani 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği güne kadar ne yapıyor? Cezaevinde kalıyor. Yani bunlar biraz tarihin sayfalarında karanlık kalmış hadiseler ama Üstad Hazretlerinin sürgünü, zindan hayatı, nefyedilmesi sadece Cumhuriyet dönemi değil, Cumhuriyet döneminden önce de sanki takdir-i ilahi, kader-i ilahi, sevki ilahi onu hapishanelere ve tımarhanelere ne yapmış? Bir bakıma alıştırmış. Yani bu da belki ileride başına gelecek olan bir takım sıkıntıların bir alıştırması olsa gerektir diye düşünüyorum yani. Büyük insanların başlarındaki sıkıntılar da herhalde büyük, büyük oluyor. Değil mi? Evet. Yani onların başları sürekli yüksek dağların başları ne olur? Karlı olur. Karlı olur, dumanlı olur. Dumanlı olur. Ve efkarlı olur. Efkar-ı umumiye hep onların çerçevesinde. Evet. Donar, herhalde bu noktada İstanbul'da yine 2. Meşrutiyet döneminde yazarlığı var. Yazarlığıyla siyasetle ilgili görüşleriyle de toplumu etkilemeye devam ediyor. Bunlarla ilgili bu işte 24 Temmuz 1908'de 2. Meşrutiyet ilan edildikten sonra herhalde umum bir af oluyor ki Bediüzzaman Hazretleri de hapishaneden çıkartılıyor ve İstanbul'da kalmaya devam ediyor. 5-6 ayrı gazetede günlük yazılar yazıyor. 5-6 ayrı gazetede. Ve o günün siyasetini veyahut da ileriye ışık tutacak olan siyasi görüşlerini, hürriyet ve meşrutiyet anlayışlarını özellikle o günden itibaren serdetmeye başlıyor ki özellikle hürriyete hitap diye ele alınan bir takım makaleleri var ki Tarihçe-i Hayat adlı eserinde de bu vardır. Evet. Hala günümüzde orijinalitesini ve geçerliliğini sürdüren bir beyannamedir veyahut da bir makaledir. Ya bunun gibi bu minval üzerine ne yapıyor? Bir takım makaleler yazıyor. Evet. Ne zamana kadar? Meşhur 31 Mart hadisesi meydana gelinceye kadar. Evet. Yani enteresandır. 31 Mart hadisesinde yatıştırıcı bir rol oynamış. Ayaklanmanın bastırılması için hemşehrilerine, hamallara, askeri birliklere gitmiş. Ateşli konuşmalar yapmış. Yani bu ateşli konuşmalar yatıştırıcı konuşma manasında. Arkasından yani, hafiyeleri de gezmiştir. Tabii ki gezmiş. Neler yaptığını biliyorlar kesinlikle değil mi? Kesinlikle biliyorlar. Ama tabii art niyetli insanlar eğer bir iş göreceklerse ihtilaller onlar için nedir? Bulunmaz büyük bir zemindir. Öyle olduğundan dolayı o adamlar ihtilal yapacak. E sen de ihtilalin karşısında duruyorsun. İhtilalin olmaması için çalışıyorsun. E suçlusun o zaman yani. Tabii. Ünlem tabii ama suçlusun yani. Her halükarda kurt kuzuyu yiyecek. Yiyecek. Böyle bir manzara ve nihayetinde 31 Mart hadisesinde sen etkin bir rol oynadığın şeklinde bir tutuklama ve divanı harbe çıkartılma. Divan-ı Harp Muhammed Bey bugünkü tabirle ya yüce divan manasındadır. Evet. Öyle biliyoruz. Öyle. Veyahut da yüksek askeri mahkeme gibi bir şey olsa gerektir ki idam talebiyle yargılanıyor. Ve maalesef sorulan soru, acaba diyorum ki bugün, elhamdülillah sen de Müslümansın, ben de Müslümanım. Bize sorulsa nasıl cevap veririz? Sorulan soru şu, diyor ki hakim, Hurşit Paşa, sen de şeriat istemişsin diyor. İlk sorduğu soru bu. Şimdi sana öyle bir soru sorulsa ve seni itham etmeyeyim kendime. Bana öyle bir soru sorulsa ve idam talebiyle yargılanıyor olsam ve mahkemenin penceresinin dışından idam edilmiş olan, asılmış olan adamların halleri bütün canlılığıyla benim gözümün önünde bir manzara olarak duruyor olsa acaba ben ne cevap verirdim? İşte sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben onu kastetmedim. Aslında ben onu demek istemiyordum. Ya aslında şuydu buydu değil mi? Hakikaten geri adım atma. Kendi nefsimi şöyle bir yokluyorum. Hakikaten herhalde söyleyeceğim sözler bunlar olsa gerek. Ama Bediüzzaman Hazretleri diyor ki idamla yargılanırken ve birçok insan dar ağacında mahkemenin bahçesinde asılmış vaziyetteyken sıranın kendisine geldiğini göre göre diyor ki şeriatın bir hakikatına bin başım olsa feda ederim diyor. Evet. İşte bu sözü söylemek var ya. Çok büyük bir vasfa sahip olmak lazım. Çok büyük bir lider olmak lazım. Bediüzzaman olmak lazım. Bediüzzaman olmak lazım. Şeriatın bir hakikatına bin başım olsa feda ederim diyor.
Ama diyor, evet ben de şeriat istiyorum ama ihtilalcilerin istediği gibi değil diyor. Yani bu ayaklanmanın içerisinde ben yoğum. Evet. Ben zaten şeriatın sevdalısıyım. Ama benim istediğim şeriat sokakta bulunan ve sokakta kaybedilen bir şeriat değildir. Allah'ın hükümleri bunlar. Evet. Bin başım olsa feda ederim diyor. Bir hükmüne şeriatın. Ancak bu kadar Tabii. olur değil mi İşte hocam? artık bu kadar Veciz. ateşin veciz ve korkusuzca cesur bir şekilde verilmiş olan bu cevap mahkeme heyetini de etkiliyor ve oradan idamla yargılanırken beraat kararıya çıkıyor. Arkasında büyük bir toplulukla ta Bayezid'den Sultanahmet'e kadar hani o meşhur bazen ben gençlerin elinde de görüyorum. Zalimler için yaşasın cehennem. Evet. Zalimler için yaşasın cehennem sloganıyla kalabalık bir toplulukla yürüyerek pervasızca hareketlerine yine devam ediyor. Yani aslında kendisinin öldürülmesini istiyor üst noktadaki insanlar, hakimler veya üst noktadaki insanları nasıl etkilemiş diye de doğru düşünüyorum. Evet. Belki de şu, Cenab-ı Hak hem bir taraftan Cenab-ı Hak onları Evet. koruyor, böyle büyük insanları, hem de böyle bir insanın Darübeka'ya gönderilmesinin belki ülkenin zararına olacağı Evet. düşünülüyor. Sürekli Cenab-ı Hakk'ın bir koruması Evet. altında bir Artık taraftan da. o maslahatı bilemiyorum ama benim bildiğim Evet. şu. Ayeti kerimede diyor ya ben ve Resullerim asla mağlup olmayız diyor. Ben ve Resullerim asla mağlup edilmeyiz. Cenab-ı Allah'ın kesin ifadesidir bu. Bu ifadeye dayanarak ben şunu söylüyorum. Biz de dahil olmak üzere şu kadar günahkar halimizle eğer içimizden gele gele ihlas ve samimiyet içerisinde Allah için bir cümle söyleyecek olursak karşıdaki din düşmanı da olsa bir buz parçası gibi erir gider karşımızda. Yani erimekten kastım onu mağlup etmek de değil. Onu etkilemek, onu bir bakıma sözlerimizle ve imanın şehametimizle tesir altına almaktır diye düşünüyorum. Yola kefenleriyle çıkan insanlar Evet, aynen öyle. asla ölmez ve Ölmez, öldürülmezler. öldürülmez yani. Öldürülmez Mağlup da ve olmazlar çok yani. cesur olmak lazım ki Evet. yani bu inkılaplar gerçekleştirilebilsin. Evet. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en güçlü ve gürse daha İslam'ın İslam'ın ve Kur'an'ın olacaktır evet. diyor değil mi? Bunu Bediüzzaman o Hazretleri bunu dönemde söylüyor. Evet. söylüyor. En üst makamdaki insanların karşısında bile Evet. bunu söylüyor. Mecliste Evet. aynen bu ve benzeri cümleleri söylüyor. Evet. Devam edelim. Buyurun. Şimdi tabii 1910 yılının baharında tekrar Van'a dönüyor. Tabii Horhor Medresesi biraz ihmal görmüş. Birkaç aylık bir çalışmayla Horhor Medresesi tekrar eski haline getiriliyor ve eğitim öğretim devam etmeye başlıyor. Tabii bu arada Üstad Hazretleri tabii İstanbul'dan gelmiş. O yörenin halkı bir bakıma irşad edilmek gerekiyor. İstanbul'daki havanın onlara doğru bir şekilde aktarılması gerekiyor. Bu maksatla Hakkari, Bitlis, Muş, Diyarbakır ve Urfa gibi yörelere ve illere veya köylere, ilçelere hatta mezralara kadar halkla iç içe olarak ne yapıyor? Bir uzun geziye çıkıyor. Bu gezi sırasında da İstanbul'un havasını oraya yansıtıyor. Özellikle hürriyet, meşrutiyet ve istibdat noktasında o halka mükemmel dersler veriyor ki bugün elimizde Münazarat isimli bir eser vardır. Evet. Bediüzzaman Hazretleri'ne ait Münazarat isimli bir eser vardır. O eser özellikle o günün hürriyet, meşrutiyet, istibdat ve ondan sonra da Medresetü Zehra projesinin anlatıldığı ve bütün ince ayrıntısına kadar halkın ve ilgililerin tenvir edildiği bir şeydir. Kitaptır. Risaledir. Küçücük bir kitaptır. Bir Ama risale. bugün Evet. risaledir. Ehli siyasetin elinde bulunması gereken. Neden öyle söylediğimi biraz sonra sizlere aktaracağım inşallah. Ehli siyasetin bugün çok ders alacağı küçücük bir kitap ama büyük manalar ihtiva eden bir kitap. Münazarat. Ve halkı o noktada ne yapıyor? Meşrutiyete ve hürriyet kavramına bir bakıma alıştırıyor. Hürriyet ve meşrutiyetin İslami ölçüler içerisinde olduğunu, İslam'la örtüşebileceğini gösteren yani bir İslami temellerinin yani hürriyet ve meşrutiyetin İslami temellerinin olduğunu anlatan bir kitaptır. Bir beyannamedir. Efendim gayet güzel gidiyor. Keyifli ve su gibi akıcı bir üslubunuz var. Sehli mümteniniz var. Teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Gayet güzel gidiyor. Misafirimiz Doktor Cafer Kayısıcı Bey, eğitimci yazar. Bize Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hayatından son kısa kesitleri sunacak. Arkasından eğitimci, milliyetçilik diyeceğiz. Buyurun. Teşekkür ediyorum Muhammed Bey. Madem milliyetçiliği anons ettik, o zaman ona biraz zaman ayırmamız gerekiyor. Ben hemen kısa bir zaman içerisinde hayatındaki kesitleri özetleyivereyim. Ondan sonra milliyetçilik anlayışına Girelim. hasredelim konumuzu inşallah. Buyurun. Programımızın geri kalan Buyurun. kısmını. Tabii kaldığımız yer artık o Güneydoğu'daki illeri gezdikten sonra o Münazarat isimli eserinden bahsetmiştik. Yine aynı yıllarda Şam'a bir seyahati var. Evet. Ve Hutbe-i Şamiye diye eserleşmiş olan
meşhur hutbesi vardır. Bediüzzaman Hazretleri'nin Şam'da vermiş olduğu, Emevi Camisi'nde vermiş olduğu ki on binlerce insanın aynı anda bulunduğu bir cuma hutbesidir. Ve yüze yakında ilim adamı bu hutbeyi dinlemiştir. İslam dünyasını etkiliyor, hatta Risale haline İslam dünyasına dağıtılıyor. Evet. Yani İslam dünyasının siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarının tespit edildiği ve hal çarelerinin arandığı, hatta bulunduğu, yani tespitinin yapıldığı bir hutbedir ki daha sonra bu hutbe-i Şami olarak eserleştirilmiştir. Yani günümüzde elimizde mevcuttur. İnşallah bundan bütün değerli izleyicilerimizin ve bizlerin istifadesini Cenab-ı Allah'tan ben niyaz ediyorum. Evet. Tabii daha sonra tekrar İstanbul'a geliyor. Oradan Sultan Reşat'la görüşüyor. Medrese-i Zehra projesini, o vazgeçmediği projeyi ona da aktarıyor. Onunla Rumeli ve Balkanların gezisini yapıyorlar ve Sultan Reşat Medrese-i Zehra için ödenek tahsis ediyor. Yani o noktada. Ama tam böyle 1913 yılında inşasına başlanıyor, temeli atılıyor daha doğrusu. Ama 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte Üstad Hazretleri bir ilim adamı olduğu kadar, bir alim olduğu kadar aynı zamanda büyük bir mücahiddir. Evet. Talebeleriyle birlikte silahını kuşanıyor ve Rus ve Ermenilerle doğuda büyük bir mücadeleye giriyor. Talebelerinin birçoğu da zaten orada şehit oluyor. Ben özet geçiyorum. Nihayetinde kendisi de Bitlis savunması sırasında ayağı da kırılmış bir vaziyette esir düşüyor ve bu Rusya'da Sibirya bölgesinde Kosturma dediğimiz bir yere götürülüyor ve orada birkaç yıl esir hayatı yaşıyor. O, orada da dik duruşunu devam ettiriyor. Aslında anlatılması gereken evet, bir vaka. Evet, o Nikola Nikolaevich'le olan bir mücadelesi var. İslam alimi diyor, bir kafirin ayağına kalkmaz diyor. Yani o günün genelkurmay başkanı diyelim artık, Rusya'nın genelkurmay başkanı. O esirlerin kampını ziyarete geliyor. Herkes ayağa kalktığı halde Bediüzzaman Hazretleri ayağa kalkmıyor. Ve birkaç defa gidip geldiği halde kalkmayınca herhalde beni tanımadınız diyor. Tanıdım diyor, sen Nikola Nikolaevich'sin. O zaman diyor niye ayağa kalkmadın? Yani bir ihtiram, bir saygı gerekmez mi? Diyor ki ben bir İslam alimiyim, Müslümanım. Sen ise bir kafirsin diyor. Müslüman kafirin ayağına kalkmaz. İzzeti ilmiyeyi korumak adına ben bu hareketi yapmam şeklinde bir ifadede bulununca Nikola Nikolaevich kızıyor. Mahkemeye sevk ediyor ve idam kararı çıkıyor. Tam idam edileceği sırada o Genelkurmay Başkanı'nın hakikati artık bir şekilde anlamasıyla gelip idamı durdurması ve Bediüzzaman Hazretlerinden özür dilemesiyle ona tazimde ve hürmette bulunmasını görüyoruz. Ondan sonra da Bediüzzaman Hazretleri oradaki bulunan esirlere ve kendi talebelerine derslerine devam etmiştir ve daha rahat bırakılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın bir koruması evet. Orada hala devam ediyor. Evet. Çünkü kendisine Cenab-ı Hak hizmet için imkan tanıyacak. Evet. Bir de şuurlu İslami bir lider, Müslüman bir evet. liderin evet. kafir bir lider karşısında evet. dimdik durması gerektiğini gösteren bir evet. serlevha. Yani bu insanın kendi gururundan kaynaklanan bir şey değil. Evet. Bunu çok iyi ayırt etmek lazım. İzzeti İslamiyedir bu. İzzeti evet. izzeti ilmiyedir. Bir Müslüman alimin bir kafir karşısındaki tutumudur. Şeyh Şamil'in de aynısını yapmış. Tabii. Yani zaten büyük zatlar hep öyledir yani. Evet. Serfuru etmemişler onlar. Evet. Ve bunlar İzzeti İslamiye'yi korumak içindir. Ölse ne olurdu? Şehit giderdi. Yani. Sırf İslam'ın izzet ve şeref için dimdiriyor. Ölümü de göze alıyor. Ölümü de göze alıyor. Aynı işte Hurşit Paşa'nın karşısında sen de şeriat istemişsine vermiş olduğu cevabın, o cesur cevabın bir benzerini orada da ne yapıyoruz? Evet. Görüyoruz. Değerli Muhammed Bey, ondan sonra da İstanbul'a 1918 yılında, 17 yılında biliyorsunuz Rusya'da bir ihtilal oluyor. Bu evet. ihtilalden de istifade ederek, o karışıklıktan istifade ederek 1918 yılında İstanbul'a tekrar intikal ediyor ve kendisine Sultan Vahdettin tarafından Mahreç unvanı veriliyor. Mahreç ne şudur, geliyor? Tüm Osmanlı ülkesinin resmi müderrislerinin başına baş müderris deniyor. Evet. Yani bugünkü yok başkanı gibi bir şey. Yani ben öyle tevil ettim. Belki yanlışım varsa değerli izleyicilerimiz ve evet. bu hususta daha böyle mütehassıs olan arkadaşlarımız varsa beni affetsinler. Öyle ben kendi kendime tevil ettim. Bir üst makam. Bir YÖK başkanı gibi. Evet. YÖK başkanının altındaki insanlara o devirde Mahreç şeyi veriliyor. Ünvanı evet. veriliyor ki Mahreç ünvanı Bediüzzaman Hazretlerine Sultan Vahdettin tarafından da ne yapılmış? Verilmiş. İlmi bir rütbedir yani evet. bu. Ondan sonra 1. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte İngilizlerin İstanbul işgalini görüyoruz. Tabii işgal altındaki İstanbul'da Bediüzzaman Hazretleri'nin büyük bir mücadeleye giriştiğini, özellikle bir kısım basın, yayın veyahut da sempatizanların veyahut da azınlıkların da gayretleriyle İngilizlerin sempatik hale getirilmesine yazmış olduğu Hutuvat-ı Sitte isimli eseriyle mani oluyor. Onu dağıtıyor ve İngilizlerle de büyük bir mücadeleye giriyor. Bu mücadele neticesinde de İngilizler diyorlar ki görüldüğü yerde vurulacak. Yani görüldüğü yerde tutuklansın değil, görüldüğü yerde vurulsun. Yani vur arada temizlensin. Vur emri var.
Tabii bu kahramanlıklar Ankara hükümetinin de dikkatini çekiyor. Ankara'ya davet ediliyor defalarca. Ama diyor ki ben cephe gerisinde savaşmam. Ben cephenin önünde savaşırım. Ve bir müddet daha İstanbul'da duruyor. Ama oradaki hatırlı dostlarının, eski dostları, mesela Van'daki Vali Tahir Paşa ve ona benzer bir takım insanların hatırlarını kıramayarak 3-4. Telgraftan, ısrarlı telgraftan sonra Ankara'ya intikal ediyor. Hoşamediyle, yani resmi bir törenle karşılanıyor ve orada da hemen çalışmalara başlıyor. Fakat görüyor ki milletin seçtiği ve Müslümanları temsil edecek olan heyeti mebusan, heyeti meclis dine karşı lakayt. Evet. Namaz hemen hemen bitmiş ve dini hassasiyetler hemen hemen ortadan kalkmış. Oradaki tavrı ne oluyor? Oradaki manzarayı görünce tavrı şu: 10 maddelik bir beyanname yayınlıyor ve bu beyanname neticesinde de, ben tam oraya girecek olursam o zaten şeyi bitirir. Hiç girmiyorum. Hemen namaz kılanların sayısı artıyor. Evet. Bu sefer de Mustafa Kemal'le karşı karşıya geliyorlar. Diyor ki hoca efendi, diyor, biz seni ilminden istifade etmek için Ankara'ya çağırdık. Sen geldin, evvela namazdan başladın, aramıza tefrika soktun, diyor. Evet. Namaz vasıtayı veya vesileyi tefrika olmaz benim bildiğim, ama sen, diyor, tefrika soktun. Yani ayrılık girdi, diyor, bu meclisi mebusanın, diyor, şeyine, arasına. Ona verdiği büyük bir cevap var. Diyor ki paşa, İslamiyet'te en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur. Tabi bu atışmadan sonra araya diğer mebuslar falan giriyor. İki taraf yatıştırılıyor. Ondan sonra Mustafa Kemal'in Bediüzzaman'a karşı tarziyesini görüyoruz. Daha sonra da diyor ki artık, yani manzara belli. Hükümetin ve burada bulunan insanların dini hassasiyetleri belli. Benim bunlarla çalışma mümkün değil. Ve Van'a intikal ediyor tekrar. Efendim ben gidiyor. Görüşmeyeyim. Bundan sonra herhalde, evet, görüşmesek daha faydalı olur, yani, düşüncesiyle. Öyle oluyor. Öyle oluyor. Gidiyor. Ve Erek Dağı'nda, kendisine kazdırmış olduğu, Erek Dağı'nın eteklerine kazdırmış olduğu bir çukurda münzevi bir hayat yaşamaya başlıyor. Talebeler zaman zaman yemek getiriyorlar filan. Fakat tam o arada da Şeyh Said ayaklanması oluyor. Zaten Bediüzzaman Hazretleri'nin Ankara'dan ayrılıp Van'daki Erek Dağı'na çekilmesi, bunun üzerine bir de Şeyh Said ayaklanmasının olması yine ehli hükümeti evhamlandırıyor. Ve iki jandarmanın arasında Trabzon yoluyla ilk önce Burdur'a, ondan sonra Isparta'ya, Isparta'dan 8 yıl Barla'ya, Barla'dan tekrar Isparta'ya. İşte Afyon'da ondan ceza sonra, evlerinde, Konya'da. Evet. Evet. Yine aynı şekilde yargılanmalar. Ondan sonra Eskişehir, Kastamonu, Denizli, Emirdağ, Afyon, tekrar Emirdağ, yani cezaevleri, sürgünler, nefiyeler, 23 defa zehirlenmeler. Evet. Evlenmiş olsa bunların hiçbirini yapamaz. Aslında yapamaz. O da bir bahis. Yani tabii onlar ayrıca mevzu. Belki bir gün dine davet ederseniz, yani evet, kendimi davet ettirmiş gibi olmayayım. Estağfurullah. Yani onlara da girebiliriz. Doğru girelim isterseniz. Gireceğiz inşallah. Buyurun. Nihayetinde de büyük bir külliyat, Risale-i Nur külliyatı vücuda geliyor. Medrese-i Zehra'nın manevi boyutu Risale-i Nur külliyatıyla bir bakıma tahakkuk etmiş oluyor. Bizim dileğimiz inşallah maddi boyutunun da tahakkuk etmesi, Türkiye'ye bir Bediüzzaman Üniversitesi hakikaten yakışır yani. Yer neresi? Yine Van mı olur? Neresi olursa olsun. Ama Türkiye'de bir yer. Yani olsun. Eğer onun şeyi olacaksa, onun bir bakıma hülyası, hatırası, hayali, hülyası şey olacaksa. Hatırası. Çünkü bakın, yani Van olması veya Bitlis olması tesadüfi bir şey değildir. Alemi İslam'ı birbirine bağlayan yolların kesiştiği, evet, nokta orasıdır. Bitlis, evet, gibi, Van gibi bir yer. Ondan dolayı inşallah arzu ediyoruz ki böyle bir şeref inşallah Türkiye'ye yakışır diye düşünüyoruz. Ve 23 Mart 1960'ta Daribeke'ye irtihal ediyor, Rabbine kavuşuyor Bediüzzaman Hazretleri. Tabii burada ben çok özür dileyerek milliyetçiliğe hemen giriyorum. Buyurun. Girmeden önce şunu söylüyorum. Üstadımızın kişiliği ve açtığı bir takım çığırlar var. O çığırları söylemezsek vebal altında kalırız. Buyurun. Ta küçüklüğünden vefatına kadar, ki bu çığırlarda inşallah bir gün ders olarak yapalım. Birincisi ilmi açılım. Evet. Yani her şeye Cenab-ı Allah'ın nazarıyla ve gözüyle bakabilme hadisesi. Manayı harfi diyoruz biz buna. İkincisi Medrese-i Zehra, yani eğitim açılımı. Hani açılım açılım diye bahsettik ya. Kürt açılımı, Doğu açılımı. Evet, geliyor. Fedakarlık açılımı, haysiyet açılımı, cesaret açılımı, İttihadi İslam açılımı, hürriyet açılımı. Evet. Ondan sonra Avrupa açılımı, Türk-Kürt açılımı ve Alevi açılımı. Bunların her birisi üstadın Risale-i Nur külliyatında mevcuttur. Eğer bugün öncelikle ben kendimi de ilahiyatçı olmam hasebiyle söylüyorum, kendi meslektaşlarıma çağrıda bulunuyorum, İlahiyat camiasının artık Risale-i Nur'la olan soğukluğunu bırakması ve bir an evvel Risale-i Nur'la hemhal olması gerekiyor ki
İkinci taraftan ehli siyasetin bunlarla hemhal olması gerekiyor. Üçüncüsü sosyologların hemhal olması gerekiyor ki şu güzel ülkemiz Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Arabıyla, Acemiyle hatta diğer azınlıklarıyla kardeşane bir tavır içerisinde hayatiyetini sürdürebilsin. Şunu söyleyeyim bu noktada ehli evet. ilim de, evet. ehli ilahiyat da, ehli siyaset de şu anda herhalde risaleleri okumaya ve ondan istifade etmeye devam ediyor ki evet. ülkede büyük bir açıdan da güzellikler devam evet. ediyor. Bir taraftan sıkıntılar, değişik sıkıntılar var ama bir taraftan evet. birlik ve beraberliğe götürücü evet. İslami anlayışın daha da çıtasının yükseldiği bir ortama doğru da bir taraftan gidiyoruz. Gibi İnşallah. Gözüküyor. İnşallah. Çünkü ehli siyasetin içerisinde de Risale-i Nurlardan istifade edenler var. Benim elimde mesela Bediüzzaman Said Nursi ve İttihad-ı İslam mefkûresini evet. bir makale olarak Hüseyin Çelik Doçent evet. Doktor Hüseyin Çelik eski evet. Milli Eğitim Bakanımız yazmış mesela ben ona, akademisyenken yani evet, değil mi? O zaman akademisyen tabii doçent evet. yani 100. yıl üniversitesinde edebiyat. Mesela onunla ilgili ihtilafı tefrika endişesiyle ilgili olmak üzere Bediüzzaman evet. Said Nursi Hazretleri'nin tarihçi hayatta geçen bir dörtlük. Evet. Kuşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. İttihatken savleti adayı defa çaremiz. Hı-hı. İttihat etmezse millet dağdar eyler beni. Evet. İttihad-ı İslam'ın Yavuz Sultan merhum tarafından evet. özetlendiği bir şeydir bu, dörtlüktür. Allah razı olsun, bunu okuduğunuz çok iyi oldu. Yani ihtilaf-ı tefrika endişesi, kuşe-i kabrimde hatta bir karar eyler beni. Yani bu ayrılıklar, bu beraber olmamaklıklar, parça olmaklıklar diyor. İslam ben alemin. Kabrimin köşesinde diyor, kararsız kılıyor, üzgün hale getiriyor diyor. Evet. Esasında diyor, düşmanın diyor, savdurulmasının, hani başka nasıl bir tabir, düşmana karşı diyor yani savunmayı gerçekleştirebilmenin tek yolu ittihatken yani birlik beraberlikken toplu diyor. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyoruz ya. Okursanız onu yani bir daha. Evet. Bir daha okuyalım. Size. Bir daha okuyun. O tam yerine oturuyor. Tefrika bir millete düşman giremez. Evet. Toplu vurdukça yürekler onu merhum top Akif, sindiremez, evet. diyor. Sindiremez diyor. Mehmet Akif Ersoy. Evet. Buradan da isterseniz milliyetçilik anlayışı. Hemen geçiyorum. Geçelim. Zaten. Sayın Nursi Hazretlerinin evet. yani milliyetçilik anlayışı evet. nasıl Bediüzzaman Hazretlerinin bundan duran olumlu olumsuz menfi yönleri var mıdır? Menfi milliyetçiliğe bakışı nedir? Olumlu milliyetçiliğe bakışı nedir? Bunlara bir girelim buyurun. Muhammed Bey, Üstad Hazretlerinin 3 tane büyük hedefi var. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in bütün dünyaya hükümran olması, hakim olması. Ahkam-ı Kur'aniye'nin hükümranlığı. İkincisi İttihad-ı İslam'dır. Biraz evvel çok güzel o dörtlüğü okudunuz. Üçüncüsü de Medrese-i Zehra'dır. Medrese-i Zehra projesinin en önemli ayaklarından bir tanesi de bu menfi milliyeti ve İslam ülkesini paramparça olmaktan kurtarma gayretidir. Çünkü evet. Medrese-i Zehra projesine baktığınız zaman orada her şeyiyle, geliriyle, gideriyle o proje ortaya konulduğu gibi mesela şu ifade vardır denir ki Arapça vacip, Türkçe lazım. Kürtçe caizdir ifadesiyle hangi dilin ne kadar ne şekilde kullanılacağını bile Üstad Hazretleri o projenin içerisinde ne yapmıştır? Beyan buyurmuştur. Hiç kimseyi dışlamıyor. Hiç kimseyi dışlamıyor. Nasıl dışlayacaksınız yani? Evet. Kürdü mü? Türk'ü mü? Arap'ı mı? Ve diğerlerini mi? Hangisini dışlayacaksınız? Çünkü Cenab-ı Hak bizim evet. ne ismimizi ne doğacağımız memleketi evet. yeri evet. ne de milliyetimizi yani bize bırakmış. Bırakmamış. Cenab-ı Hak öyleyse ve bu unsurlar Arap, Çerkes veya evet. Afrikalı bir zenci olarak evet. insanları yaratabilir. Evet. Biz bunları seçmiş değiliz. Bu unsurlar Türkiye'de veya da şu evet. anda İslam aleminde mevcut mu? Mevcut. Yani Yunan olsa, Bulgar olsa, İngiliz evet. olsa, Amerikan olsa, bilmem ne olsa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes bizim kardeşimiz değil mi? Evet. Yani o yüzden bu projenin içerisinde herkes var. İşte bu proje esasında menfi milliyeti ve milliyetçilik akımlarının menfi sonuçlarını esasında kesen bir projeydi. Evet. Ve hala bu fırsatta kaçmış değil. Evet gecikmişlik var ama kaçmadı. O yüzden bu projeye günümüzün ehli siyaseti de, sosyologları da, eğitimcileri de gereken ihtimamı göstermeli ve bir an evvel bu projenin gerçekleşmesi gerekiyor. Proje nedir? Projeyi şöyle bir şey yapalım. Evet. Açıklamaya yani sunalım. Diyor ki, açıklayalım. Yani diyor ki Üstad Hazretleri vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Aklın nuru fununu medeniyedir. İkisinin imtizacından hakikat tecelli eder. Talebenin himmeti pervaz eder. Ayrılığından diyor birincisinden taassup ikincisinden de hile ve şüphe doğar diyor. Yani ne demek? Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Yani vicdanımızı aydınlatacak, ışık tutacak olan din ilimleridir. Aklın nuru, aklın ışığı da fen ilimleridir.
İkisinin imtizacı yani bir araya gelmesiyle de hakikat yani gerçek ortaya çıkar. Çünkü bunların hepsi Allah'ın ilmidir. Evet. Ve talebenin himmeti pervaz eder. Yani kanatlanır diyor. Talebe uçmaya başlar. Bir taraftan dindar bir talebe, öbür taraftan müsbet ilimlerle teçhiz edilmiş bir talebe. Peki ayrıldıkları zaman ne olur? Birincisinden taassup doğar diyor. Yani sadece siz fen ilimlerini okutun. Eski usul. Ama din ilimlerini okutun. Fen ilimlerini hiç okutmayın. Ne olur? Fen ilimlerine karşı dindar talebe mutaassıp olur. Ve ona hep öcü gibi bakar. Hani eskilerin gavur icat dediği şey var ya. Evet. Onun bir başka versiyonu. Sadece fen ilimlerini talebeye öğretsek, din ilimlerinden mahrum etsek, bu sefer öğrenmiş olduğu her bir ilmin hakikatını manayı ismi dediğimiz Allah'ın dışındaki bir olguyla düşünür ki o da çok büyük tehlikedir. O da Allah'a karşı hile ve şüpheyi doğurur. Yani ikisi de tehlikeli. Ama ikisi bir araya geldiği zaman, fen ve din ilimleri bir araya geldiği zaman, imtizac ettiği zaman hakikat tecelli eder. Evet. O zaman inançsızlık dediğimiz problem de ortadan kalkar. İnsanlar arasındaki bir takım tefrika ve ayrılık unsurlar da ortadan kalkar. Çünkü evet. Herkes o mükemmel hakikatleri düşünür hale gelir. Her şey Allah hesabına düşünülür hale gelir. Ha, dolayısıyla bu o zaman bu bizim sunni ayrımlarımızla ne yapar? Bertaraf etmiş olur ki işte milliyetçilik meselesi bundan dolayı ehemmiyetlidir. Evet. İsterseniz milliyetçilik konusuna da bundan sonra girebiliriz. Tabii buyurun. Şimdi nereden başlayalım? Kökeninden başlayalım. Üstad Hazretlerine göre milliyetçiliğin 4 tane falan kökeni var. Yani benim tespit edebildiğim, benim şu kısa zaman içerisinde çalışmamda tespit edebildiğim bunlardan bir tanesi diyor ki milliyetçiliğin kökenini Muhammed Bey, Dessas Avrupa zalimleri diyor. Ne demek? Ha, yani hilekar zalim Avrupalılar. Evet. Şimdi Avrupa'yı kökten reddetmiyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Nesini alacağız? Ha, ilmini, fennini ve mükemmelliyetlerini alacağız. Affedersiniz, muzahrefatını, ahlakını kendilerinin olsun. Hatta onlar da bizim gibi olsun. Onlar da bıraksınlar, terk etsinler. Avrupa ikidir diyor. Yanlış anlaşılmasın diyor Üstad Hazretleri. O yüzden Dessas Avrupa zalimleri derken sakın fenle, ilimle, bir bakıma kemalatla ve faziletle uğraşan Avrupalılara bizim uğraşacak bir durumumuz söz konusu değil. Ama ahlakı, kötü adet ve görenekleri, yanlış inançları, şirk kokan efendime söyleyeyim şeyleri, değil mi? Teslim inancı ve işleri. Merhum Mehmet Akif'ten söz açmıştınız ya. Evet. İşleri dinimiz gibi, dinler işimiz gibi diyordu ya. Yani onların bizim dinimiz gibi olan işlerine sahip çıkalım. Zaten onun malı, özü bizim. Onlar bizden almışlar. Evet. Ha, ama Haçlı seferler sırasında mesela yani gelmişler, gibi, tanımışlar ve medeniyetin gibi götürmüş, evet. Geliştirmişler. Dessas Avrupa zalimlerini açıklarken Üstad Hazretleri şunu söylüyor. Diyor ki, buyurun. Aynen buradan metninden okuyorum. Metne sadık kalmak istiyorum affınıza sığınarak. Buyurun. Fikri milliyet, yani milliyet fikri şu asırda çok ileri gitmiş. Hususan Dessas Avrupa zalimleri, işte o ifade burada geçiyor. Bunu İslam içinde menfi bir surette uyandırıyorlar. Olumsuz bir tarzda bu milliyetçiliği İslam içerisinde uyandırıyorlar. Müslümanlar parçalamak tabii, için. Tabii. Ta ki siz söylediniz, parçalayıp onları yutsunlar. Evet. Yani şimdi bu maksadı anladıktan sonra hala ben Dessas Avrupa zalimlerinin o şeytandan aldıkları hilelerine niye müracaat edeyim? Niye ona miski amber gibi sarılayım, koklamaya kalkayım? Hemen yani. Bunu tefsir eden, evet. Mehmet Akif'in sözleri. Buyurun. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak istiyor. Yani işte aynı şey. Evet. Ha, bir de ben özür dilerim. Mehmet Akif'in hatırasına da saygılı olmak gerekiyor. Merhum Mehmet Akif'le Üstad Bediüzzaman Hazretleri biliyorsunuz arkadaştırlar. İstanbul'da Darül Hikmet'te beraber azalık yapmışlardır. Evet. Birlikte kader arkadaşlığı yapmışlardır. Onu da bir vefa, evet. Borcu olarak rahmetle anarak söylemiş olalım ki. Eşref edip şunu söylüyor. Evet. Zaman zaman da diyor evet. Dergi idaresinde bir araya geliyorduk diyor. Evet. Süremizin arkadaşlar da daraldığını söylüyorlar. Şöyle toparlayacağız artık. Yani bu 3-5 dakikamızın kaldığını, evet. işarettir. Evet. O zaman ben şunu söyleyeyim. Milliyetçiliğin kökenini en azından olumlu olumsuz, evet, yönler onlardan girebildiğiniz çok kadarına. Zor, çok zor ama ben en azından şu kökenini bitireyim. Buyurun. Kökenini bitireyim. Tabii şimdi bu Dessas Avrupa zalimleri Osmanlı'yı bir türlü çökertemiyorlar. Bunu başaramamışlar. İşte özellikle bunu başaramayan Avrupa Arap unsurlarının içerisinde soktukları Prens Lavrenslerle ne yapıyorlar? Yani diyorlar ki ya bu Türkler var ya sizi sömürüyorlar. Evet. İkincisi de milliyetçilik yapıyorlar. Ya bunlara karşı artık uyanın, kendinizi sömürtmeyin, ezdirmeyin. Evet. Böyle bir yapının içerisine giriyorlar bu Prens Lavres türü insanlarla ve maalesef Arap unsurlarını bizi arkadan vuracak kadar da ne yapıyorlar? Menfi bir tarzda uyandırıyorlar. Oysa yani bu neye benzer biliyor musunuz Muhammed Bey? Evet.
Esas milliyetçiliği Avrupa yapıyor. Zaten evet. Menfi milliyet Avrupa'nın malıdır. İslamiyet'in malı değildir. İslamiyet'te bir milliyet anlayışı vardır, o da dindir. Yoksa işte şu bu Arap, Türk, Kürt, Çerkez, Laz, efendim işte İngiliz, Fransız, Yunan, Bulgar, böyle bir ayrım İslamiyet unsurlar içerisinde yoktur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, şeriat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselama dahil olan herkes nedir? Bu milliyetin içerisinde yer almıştır. İslam dünyasını bir araya getirecek çimento nedir? İslam dünyasını bir araya getirecek çimento, birincisi bu desas Avrupa zalimlerine karşı ne yapmamak? Uyanık durmak ve onların bu hilekar hareketlerine karşı birlik beraberlik içerisinde olmaktır. Bunu yapmadığı zaman hiçbir zaman, ikincisi şeytanın telkini. Evet. Yani aynı zamanda çaresini de söylemiş olalım. Şeytanın telkini ve ehli dalaletin ilkaatı diyor Üstad Hazretleri. Yani şeytan daima bize ne yapıyor? Menfi milliyeti lanse etmeye çalışıyor. Evet. Bize bir bakıma zerk etmeye çalışıyor. Bu zehirli zerki yemememiz gerekiyor. Evet. Bu noktada işte sizin programdan önce okumuş olduğunuz bir şey vardı. Onu söylüyorlar. Diyor ki şeytanın telkini ve ehli dalaletin ilkaatıyla bana karşı propaganda ile hücum edenler ve mühim mevkiler işgal eden bazı mülhitler kardeşlerimi aldatmak ve asabiyeti milliyeleri tahrik etmek için diyorlar ki siz Türksünüz. Maşallah Türklerde her nevi ulema ve ehli kemal vardır. Sait bir Kürttür. Milliyetinizden olmayan birisiyle teşriki mesai etmek hamiyeti milliyeye yani milli gayelere zıttır. Yani dikkat edin diyorlar. Evet. Ha, diyor ki işte bu şeytanın bir telkinidir diyor. Şeytan. O zaman şeytana uymayacağız. Birincisi dessas Avrupa zalimlerine uymayacağız. İkincisi şeytanın ilkaatına uymayacağız. Üçüncüsü Süfyanizm ve Deccalizm milliyetin kökenidir. Buna uymayacağız. Ben bir cümle söyleyeceğim Süfyanizm ve Deccalizm hakkında. Bediüzzaman Hazretleri de öyle diyor. Deccal diyor hile ve aldatmayla iş görür diyor. Hile ve aldatmayla. Ve bir hadis-i şerif okumak istiyorum son dakikalarda. Evet. Hadis-i şerifte gelmiş ki diyor Üstad Hazretleri, ahir zamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhas-ı müthişe-i muzıraları, İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek az bir kuvvetle nevi beşeri hercümez eder ve koca alemi İslam'ı esaret altına alır diyor. Yani hadis-i şerif bunu söyledikten sonra biz neden bu tuzağa, bu dama düşüyoruz acaba? Düşmemek gerekiyor. Dördüncü köken ve dördüncü uzak duracağımız hadise. Sizin sorunuza inşallah cevap olur. Frenk meşrep münafıklar diyor. Yani içimizdeki münafıklar. Ama ya. Frenk meşrep böyle dışarının hayranı olan. Müstarip. Evet. Yani batılılaşmış, evet, körü doğulu. Aynen bizim öyle. İçimizden gibi gözüken evet. 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 Ama evet. Batılı fikirleri savunan, onlar evet. gibi yaşayan, evet. yaşamak isteyen insanlar. Eğer program bitmek üzere ise ben üstadın bu Frenk Meşrep münafıklarla ilgili son cümlelerini kapanış cümlesi yapayım. Ondan sonra siz de kapatın. Eğer hemen uygun görüyorsanız. 2-3 dakikamız daha var. Tamam. Şimdi bu Frenk Meşrep münafıklar aynı zamanda bizim ehli imana da bir derstir. Ve zaten şöyle söylüyor Üstad Hazretleri, diyor ki 26. mektup, Mektubat isimli eserde 26. mektupta işte ey ehli Kur'an olan şu vatanın evlatları. 600 sene değil, belki Abbasiler zamanından beri 1000 senedir Kur'an-ı Hakim'in bayraktarı olarak, Kur'an-ı Hakim'in bayraktarı olarak bütün cihana karşı meydan okuyup Kur'an'ı ilan etmişsiniz. İlahi kelimetullah siz yapmışsınız. Milliyetinizi Kur'an'a ve İslamiyet'e kal'a yaptınız. Yani Türkler İslamiyet'e çalıştı. Araplar İslamiyet'e çalıştı. Kürtler İslamiyet'e çalıştı. Hepiniz milliyetinizi Kur'an'a ve İslamiyet'e kale yaptınız. Kale derken kale yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz. Özellikle Türkler. Evet. Müthiş tehacumatı def ettiniz. Ta Allah öyle bir topluluk getirecektir ki Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı izzet sahibidirler. Ve Allah yolunda cihad ederler. Maide suresi 54. ayetine göre güzel bir masadak oldunuz. Yani onu tasdik edici oldunuz. Şimdi Avrupa'nın ve Frenk Meşrep münafıkların destelerine uyup onların hilelerine kanıp şu ayetin evvelindeki hitaba masadak olmaktan çekinmelisiniz ve korkmalısınız. Maide suresi 54. ayetin başlangıcında ne diyor? Sizden kim dininden dönerse diyor. Evet. Milliyetçiliği bu hale getirmeyelim. Milliyetimizi bu hale getirmeyelim. Bizim milliyetimiz ancak İslamiyet'in hizmetine ve onun emrine amade bir milliyettir. Evet. Biz İslamiyet'imizi kaybedersek, Üstad Hazretleri öyle söylüyor, milletimizi ve milliyetimizi de kaybederiz. Nerede diyor Türk vardır, onlar Müslümandır.
Kim ki diyor Müslümanlıktan, İslamiyet'ten ayrılmış, Türklüğünü de kaybetmiştir. Macarlar buna örnektir diyor Üstadımız Hazretleri. Evet. Ben bir ayet-i kerimeyle hemen kendisinin kullanmış olduğu bir ayet-i kerimeyle sözümüze devam etmek istiyorum. Estağfirullah. Ya eyyühen nas inna halaknakum min zekar ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile li taarafu. Evet. Sadakallahul azim. Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Sonra da birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız. Evet. Ve aranızdaki münasebetleri bilesiniz diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık buyuruyor Hucurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde. O tearufu da Üstad Hazretleri tanışma ve teavün diyor. Yani yardımlaşmak için. Yardımlaşma. Yani ben buradan orijinalinden de bulduğum yerini. Yardımlaşma. Yani bir marifetimiz varsa o taarufu, o tanışmayı yardımlaşmaya tebdil edelim. Eğer Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ortaya koymuş olduğu doktrinler, evet, Cumhuriyet döneminden itibaren içimizde şu ana kadarki süreçte uygulanmış olsaydı, İslam dünyası şu andaki olduğu gibi paramparça olmaz. Hepsi ilk önce parçalandı, evet, daha sonra da yutuldu. Şu hale herhalde gelmezdi. Muhammed Bey, bir cümle söyleyeceğim. Özür dileyerek, buyurun. Programı sıkıştırmak istemiyorum ama. Hani bir hastalığa çare olan bir ilaç var. O ilaç son kullanma tarihi geçmedikçe kullanılmaya devam edilebilir. Evet. Kur'an'ın zaten son kullanma tarihi yok. Çünkü o dameni kıyamete kadar hükmedecek ve hükümran olacaktır. Sizin okumuş olduğunuz şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek yursada İslam'ın ve Kur'an'ın sadası olacaktır müjdesi. Bunun bir neyidir? Teyididir. Onun bir tefsiri olan, tevili olan da Risale-i Nur Külliyatı'nın son kullanma tarihi geçmemiştir ve geçmeyecektir. O zaman o sizin buyurduğunuz o güzel fikirler ve güzel temenniler inşallah gecikmiş de olsa şey değildir. Yine de çaresiz değiliz. İnşallah önümüzdeki günler bu güzel gelişmelere hamiledir, gebedir diye düşünüyorum. Cenab-ı Allah bizim de akıbetimizi hayretsin. Amin. Çok teşekkür ediyorum programımıza katılmanız dolayısıyla. İslam dünyası sıkıntılı günler geçiriyor ama herhalde bu hastalık esnasında geçirilen bir sıkıntı gibidir. Daha sonra inşallah tüm İslam dünyası tam bir sıhhata kavuşur. Birlik beraberliği içerisinde o eski ihtişamına ve gücüne ulaşır diye İnşallah. Dua ediyoruz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni de hürmetle yine yad etmiş, hayırla yad etmiş oluyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin diyoruz. İyi ki onlar böyle bu güzel fikirleri sundular. Bu kitapları yazdılar, ortaya koydular ve İslam aliminin hizmetine sundular. Allah razı olsun diyoruz. Onlar gibi nice alimlerin sayısına Cenab-ı Hak artırsın. Amin. Bizlere de akıl, fikir ve feraset versin, basiret versin ve tüm İslam dünyasındaki insanlarımız kendilerini geliştirsin. Hem batının hem de doğunun ilmiyle kendi dinimizde inşallah hamle üstüne hamle yapalım, en üst noktalara gelelim diye dua ediyoruz. Programımıza katılmanız dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, evet, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin vefatının 53. yıl dönümünde anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Onun milliyetçilik anlayışı üzerinde durmaya çalıştık. Misafirimiz eğitimci yazar Doktor Cafer Kaysıcı Bey'di. Bir başka İz Bırakanlar programında görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyoruz.